Sevzi Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Sağ olun, sizler de iyisiniz. Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Şimdi Fevzi Hocam, Tofaş Konya Basketbol Okulları olarak söyleşimize geçeceğiz. Ancak öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Evet. Fevzi Keçeli kimdir, ne kadar zamandır basketbolla uğraşmaktasınız? Biraz kendinizden söz eder misiniz hocam? Evet, adım Fevzi Keçeli, Konyalıyım. 77 yılından beri basketbol camiasının içindeyim. Önce oyuncu olarak, sonra kulüplerde değişik görevlerde bulundum. En sonunda bu görmüş olduğunuz Tofaş'la beraber bir spor okulunu, basketbol okulunu açtık. 2012 yılından beri bu göreve devam etmekteyim. Evet, peki hocam Konya Tofaş Basketbol Okulu kaç yılında kuruldu? 2012 Mart ayında kuruldu. O günden beri işte mümkün olduğu kadar Konyalı çocuklarımıza basketbolu öğretmeye çalışıyoruz. Evet. Basketbol yanında tabii fiziksel gelişimlerine, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Tofaş Spor Kulübü olarak orada almış eğitimlerimizi burada çocuklarımıza öğreterek dediğim gibi onların gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Yani 7 yıl aşkın bir süredir evet. Konya Tofaş Basketbol evet. Kulları olarak burada hizmet veriyorsunuz. Peki hocam gelen öğrencilerinize burada bu basketbolu öğretirken, bu eğitimi verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Burada tabii öncelikle basketbol bizim için bir amaç değil, bir araç. Evet. Nedir? Burada çocuklarımıza basketbol araç olarak kullanarak fiziksel gelişimlerine, sosyal gelişimlerine, ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Öncelikle dikkat ettiğimiz konu bu. Ama bunun sonunda tabii gelişim gösteren çocuklarımıza da basketbol oynamayı, kulüpte kendi kulübümüzü oynatmayı hedefliyoruz tabii. Burada da tabii çok iyi başarılarımız var Konya bazında. Elimizden geldiği kadar çocuklarımızı bu salon içinde tutmaya çalışıyoruz. Hedefimiz genelde bunlar. Evet, peki efendim kaç kişilik bir öğrenci sayısı var şu an? Şu anda 100'ü aşkın öğrenci sayımız var. Bunu da tabii mevsimsel olarak değişim gösterebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi çok iyi bir eğitim kadromuz var. Evet. Başta Gamze Hocam antrenörümüz, baş antrenörümüz. Onun dışında diğer arkadaşlarımız hepsi basketbolla ilgili özel eğitim almış. Kulüplerde veya üniversite bazında eğitim almış antrenörlerimiz. En iyi şekilde çocuklarımıza hem basketbol öğretiyoruz, hem iyi birer örnek sporcu olmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Bizim tabii amaçlarımızın birisi de bu. Evet. Evet. Şimdi efendim birçok spor kulübü bulunmakta, basketbol dalından bahsedecek olursak. Evet. Bu noktada neden özellikle Tofaş Konya Basketbol Okulları tercih edilmeli sizce? Tofaş bildiğiniz gibi yıllardır altyapıya vermiş olduğu önemi herkes tarafından biliniyor tabii. Biz orada her sene hem kendi öğrencilerimiz, hem biz 40 senedir bu işin için olmama rağmen ben de dahil olmak üzere eğitim almaya gidiyoruz evet. Bursa'ya ve değişik illerde toplantılar düzenliyoruz, bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Diğer arkadaşlarla görüşerek, belli zamanlarda buluşarak beraber maç yapıyoruz. Birbirimize olan tecrübelerimizi, fikirlerimizi aktarıyoruz. Evet. Tofaş mümkün olduğu kadar çok iyi bir şekilde bize bu konuda destek olmaya çalışıyor. Dediğim gibi değişik zamanlarda ya onlar geliyorlar ya biz gidiyoruz. Orada hem antrenör hem oyuncu olarak eğitim alıyoruz. Ve buraya gelip bu aldığımız eğitimleri çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Bence Tofaş'ın en iyi olduğu konulardan bir tanesi bu. Evet. Ben şuna da değinmenizi isteyeceğim. Kız basketbol takımı evet. Oluşturan Konya'da İlklerden bir tanesiniz. Aynı zamanda milli sporcularımız da var. Evet. Aynen öyle. Özellikle tabii basketbol sadece erkeklere yönelik bir oyun değil. Biz bunu Konya'da Gamze Hocam'la beraber o konuda tabii çok emeği var kendisinin. Evet. Benden daha fazla. Kız takımlara çok önem veriyoruz. Mümkün olduğu kadar bu takımlarda en iyi seviyelere getirmeye çalışıyoruz. Geçen seneden bu seneye kadar bütün kız branşlarımızda ya şampiyon olduk ya ikinci olduk. Evet. Bu sene de keza öyle devam ediyor. Evet. Erkek takımlarımızda da yine başarılı olduğumuz gruplar var. Amacımız dediğim gibi hem iyi bir eğitim, hem iyi bir basketbol eğitimi, hem bir iyi sosyal eğitim ve aynı zamanda takım bazında da kulüp bazında da başarılı olmaya çalışıyoruz.
İnşallah. Hocam siz uzun yıllardır, sizin de söylediğiniz gibi bu basketbol camiasının içerisindesiniz. Son 7 yıldır da Tofaş Konya Basketbol Okulları'nda bulunuyorsunuz. Peki Tofaş Konya Basketbol Okulu'nu nerede görmek istiyorsunuz? Yani bundan sonraki süreçte hedefiniz nelerdir? Tabii biz Konya'da sadece şu anda Meram ilçesinde faaliyet gösteriyoruz. Bizim ilerideki hedefimiz, tabii buna Tofaş Kulübü de onay verirse, tüm Konya'ya yayılmak istiyoruz. Yani burada Selçuklu'da oturup veya ne bileyim Karatay tarafında oturup buraya gelemeyen öğrencilerimizden, mesafenin uzun olmasından dolayı. Evet. Dolayısıyla bizim de oraya götürmemiz lazım. Bununla ilgili de kendileriyle görüşüyoruz ve ortak bir şey bulup orada da faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz. Ne güzel. Peki hocam, son olarak bizleri izleyen izleyicilerimize, özellikle de ebeveynlere ya da çocuklara buradan neler aktarmak istersiniz? Önerileriniz neler olur? Biz Tofaş'ın belirlemiş olduğu kriterleri burada sağlamaya çalışıyoruz. Nedir? Görmüş olduğunuz gibi temiz, güzel bir salon. Evet. Çocuklarımızın çok rahatlıkla gelebileceği, kışın dahi sıcak bir salon. Hı-hı. Bunlar bizim olmazsa olmaz kriterlerimiz. Böyle güzel bir ortamda en iyi şekilde basketbol eğitimi vermek istiyorum. Son derece profesyonel. Aynen öyle. Kadroyla. Basketbolun en önemli özelliklerinden bir tanesi çocukların gelişimine, fiziksel gelişimine ve ruhsal gelişimine çok katkı sağlaması. Evet. Bir, vücudun her yerini çalıştıran bir spor dalı. İki, takım oyunu olduğu için sosyal gelişime çok uygun bir spor Kesinlikle. Dalı. Kesinlikle. Bunu da tüm Tofaş'la birlikte, tüm Konya'ya öncelikle yaymaya çalışıyoruz. Evet. Fevzi Hocam, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bizleri burada ağırladığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınıza devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri burada çok burada görmek çok güzeldi. Bizlerin geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun.